Şimdi senelerdir bir panayır havasında devam eden pazarla ilgili bu hafta itibarıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu karar çerçevesinde Perşembe ve Cuma günü Cuma pazarının bulunduğu alanda devam etme kararı, pazarcı esnafının bu narenciye bölümüyle ilgili konu, meyve sebze satıcıları ilgili konu, konfeksiyonla ilgili konuda da işte Cumhuriyet Meydanı'nda Perşembe ve Cuma pazarın açılması konusu gündeme geldi. Şimdi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kanunla oluşturulmuş ve çok değişik kurumlardan ve gruplardan oluşan bir heyet. Bu heyetin de biz bir oyla temsil edilen tarafıyız Tavşanı Belediyesi olarak. Bu karar ilk alındığı zaman ben Tavşanı Belediyesi'ni temsilen belediye başkanı olarak bu karara karşı olduğumu beyan ettim ve alınan kararın altına şerhimi koydum. Kesinlikle kabul etmiyorum diye. Sonra aynı heyet dedi ki oy çokluğuyla aldık. Yine şerhimi koydum kabul etmiyorum diye. Ama bu heyet kararname ile kanunla kurulmuş olan bir heyet. Alınmış olan kararlar herkesi bağlıyor. Aynen belediye bağladığı gibi. Bu anlamda da bu hafta itibarıyla pazar yukarıda kurulacak. Sebze ve meyve pazarı, konfeksiyon pazarı da Cuma pazarı, Cumhuriyet Meydanı'na kurulacak. Bu gelip geçici, eminiz bundan. Face'e, Twitter'a, Instagram'a bakıyorum ben. Yani bu sanal alemde bazı arkadaşlar kimileri hani bu konuda bizim de sözümüz olsun mantığıyla iyi niyetle ama altına yazılan yorumlar itibariyle baktığımız zaman olayı kaşıyan noktada hatta siyaset yapar boyutunda işte kaymakamlığı ve bizleri zan altında bırakan boyutta ifadeler yazabiliyorlar. Kimisi de az da olsa Tavşanlı şehir merkezinde pazarın yapılmamasından dolayı ekonomik kayıp var mı? Var. Geçmişte biz bunun çok kavgasını yaptık. Tavşanlı şehir merkezinde pazarın kurulması sadece pazarcı esnafına katkı sağlamıyor. Oradaki diğer dükkan sahiplerinin de 4 hafta boyunca bu bölgede açılması kiralarının ödenmesine kolaylık sağlıyor. Personel harcamalarına katkı sağlıyor. Taksitlerin insanlar bu bölgede yer aldığı için hemen zamanında ödenmesine vesile oluyor. Bu tür artıları var, bunu biliyoruz zaten. Ama bu hafta itibariyle böyle bir olay gündeme geldi. Fakat kamuoyunda oluşturulan algıda sanki Tavşanı Belediyesi esnafın karşısında. Sanki Tavşanı Belediyesi pazarının karşısında. Yok öyle bir şey. Biz esnafımızla beraberiz. Pazarcı halkımız, esnafımızla yine beraberiz. Bu manada da getirilen çok değişik öneriler var. Ben bu önerilerin tamamına art niyet noktasında bakıyorum. Çünkü samimi değil yapılan öneriler. Yani günden bugün oluştu, bugün konuşuluyor. Evet. Ve bir yerlere mesaj verme düşüncesi biraz daha ön planda. O da samimiyetsizliği ön plan çıkarıyor. Ben buradan hareketle tüm esnaf odalarımızın başkanlarına bir çağrıda bulmak istiyorum. Lütfen üyelerinize alınmış olan tedbirlere uyma konusunda çağrıda bulunun. Arazide ekipler var, denetim ekipleri. Onların arazide olmalarına gerektirecek durum olmaması için çözümün bizzat oda başkanları ve onların yapacağı bildiriyle, taleple üyelerinin alınmış olan kararlara sıkı sıkıya uymaları ve bu turuncudan sarıya geçme konusundaki hatta maviye geçme konusundaki selahiyeti ve yetkiyi öne almada gayretli olmalarını sağlamaları gerekiyor. Bu bir sorumluluk. Bu bir sorumluluk. Bu manada da sabahki kaymakamlıkta yapılan toplantıda özellikle kahveci odası başkanımızın çay ocaklarının bulunduğu alanlarda çay ocağının önünde sokakta ya da başka bir alanda tabure masa bulunmalarının
kaldırıldığını ifade etti. Evet doğru. Çünkü bu konuda yayınlanmış olan bir talimat var. Kahvehanelerin içi, lokantaların içi %50 masayla çalışacak diye talimat var. Kaldıracaksın diyor. Yani masayı ya da sandalyeyi masaya ters kapmak %50 azaltmak anlamına gelmiyor. Devlet diyor ki, kanun diyor ki o masa ve sandalyeyi mekandan uzaklaştıracaksın diyor. Bu bir kural. Orada sezlenişi vardı Ekrem Başkan'ın. Bunu imza edildi kendisine. Bizim hiçbir çay ocağıyla derdimiz yok. Ama bugün dışarıda masa sandalyeye tabure atmak suretiyle oturma konusu geçmişte de yasaktı. Belirli oran vardı. Bugün külli yasak. Devlet yayınlamış bu genelgeyi. Dolayısıyla uymak gerekiyor. Bu manada da ben tavşan halkından hasreten kurallara uyma ve bir arada bulunma meselesinde biraz daha ileriye öteleme, eş, dost, akraba, arkadaş ilişkilerini bir arada bulma meselesini ötelemelerini rica ediyorum. Ve COVID meselesinde de inşallah hedefe kısa zamanda ulaşmayı temenni ettiğimi ifade etmek istiyorum. Konulardan bir tanesi bu. İkincisi marketler. Ulusal marketler var. Yereldeki kendi vatandaşımıza ait olan marketler var. Buralarda hakikaten bir sirkülasyon oluyor. Yani kalabalıklar oluyor. Olmuyor dememek gözü körlülük anlamına gelir. Ama önümüzdeki haftadan itibaren özellikle belirli günlerde bunların marketlerin hediye çekilişleri ya da bir takım ürünlerde kampanyaları falan var. Önümüz haftadan itibaren bunların yapılmaması ile ilgili belediye olarak kesin karar alacağımızı ifade ediyorum. Arkadaşlara beyan edeceğiz. O günleri kesinlikle istemiyoruz. Ve herkes nasıl uyuyorsa o kurallara ulusal ve yerli marketlerinde uyması konusunda zaten tedbirler sıkılaştırılacak bu hafta itibariyle. Onlardan da beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Ve tavşan halkına COVID-19'un olmadığı, sağlıklı yaşamın olduğu günler temenni ediyorum.